olumsuzluğu bir bakış var. Çünkü sistemimiz yani şöyle kurulmuş. İş üretenle denetleniyor. Yani siz bir iş yapıyorsanız müfettişi de seni sorguluyor. Gözleyenler de, izleyenler de seni sorguluyor, inceliyor, didik didik ediyor. Çevrendeki insanlar da yani bir işe girişirseniz veya giriştiğiniz bir işte dahi herkes bir müfettiş, fahri müfettiş gibi irdeliyor da irdeliyor. Ama ben kenarda duruyorsam, hiçbir şey üretmiyorsam benimle hiç kimse uğraşmıyor. Asıl uğraşılacak kişi belki benim, yani üretmediğim için, üretimin içine girmediğim için. Gel bakalım bunu sen mi yazdın? Bir de yazması gerekip de yazmayana sormak lazım. Üretmesi gerekip de üretmeyene sormak lazım. Düşünmesi gerekip de düşünmeyene sormak lazım. Sen niye düşünmedin? Sen niye yapmıyorsun? Niye kenarda bekliyorsun diye. Sistem maalesef böyle bir yani açmazın içerisinde. Hatta şöyle bir şey de var. Rahmetli Özal zannediyorum söylemişti. Allah rahmet etsin. Biz iş yapacak kişileri, yani memurlar açısından, kamu açısından söylüyorum. Yetiştirmiyoruz, iyi yetiştirmiyoruz ama onları denetleyecek elemanları, yani müfettişleri, kontrolörleri, denetmenleri çok iyi yetiştiriyoruz diye bir tespiti vardı. Bu çok doğru. Yani ben bir iş yapmayı bilmiyorsam, bu işi, yaptığım her işi 100 kez bir müfettiş eleştirse, her yıl gelip eleştirse bu iş düzelecek mi? Belki tedbir alınacak. Nedir, ne yapılacak? Ya bunları bir meslek içi eğitime koyalım. Koyalım, tamam, meslek içi eğitimi düzenliyorsunuz, bakıyorsunuz, diyelim dil şeyi verecek. Gelenlerin emekliliğine 3 ay kalmış, 5 ay kalmış, 1 yıl kalmış gibi katılımcılar geliyor. Niçin? Aman benim işlerim aksamasın. Bunu eğittik, benim eğitmemin bir anlamı yok ki. Yani böyle her birisi birbirini etkileyen bir merhale var bu kalkınma sürecinde. Sadece bir kişinin kalkınması, bir birimin kalkınması değil. Birey olarak her birimizin ki dolayısıyla bu da toplumun kalkınması olacaktır. A birimi çok iyi, B birimi yani kamu veya özel sektörde. Yok, hepsi ortak havuzda insan kullanıyor. Belki birisinde birazcık daha şeydir ama gelin şu insanı düzeltelim. Yani insanı güzel bir eğitelim. Bu kalkınma şuurunu kazandıralım. Ondan sonra her kurum, her birim iyi olacaktır. Güvenilir olacaktır. Güzel işler üretecektir. Yani buna bir iki tane şey de yazmıştım geçmişte. Bir iş yapalım diyorsunuz. Mesela 80 kişi yürütüyor.